Tecridin devam etmesi ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve AKP-MHP iktidarının bu tecride ısrar etmesinin arkasında yatan bir gerçeklik söz konusu. Bu da özellikle hem Kürt halkının özgürlük mücadelesine yönelik baskı ve savaş denkleminde ısrar ediyor oluşu yatarken aynı zamanda bölgesel anlamda Kürtlerin yeni kazanımlar elde etmemesi ve Kürtlerin özgürlük mücadelesinin önüne ciddi anlamda bir bariyer çekmenin arzu yatmakta. Bu anlamıyla özellikle bugün işte 30 ayını doldurmuş, 31 ayına girilen bir süreçte Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde ne avukatları, ne ailesi, ne de toplum tarafından hiçbir şekilde haber alınamamakta. Bu ciddi anlamda özellikle Kürt sorununun çözümü bağlamında ve Türkiye'deki temel meselelerin çözüm rayına girmesi bağlamında gerçekten artık halkları hepimizi ciddi anlamda kaygılandıran ve bu konuda bu durumun artık sürdürülebilir olmadığını gerçeğinden hareketle bugün bu açıklamayı gerçekleştirmek bulunuyoruz. Tabii bu açıklamayla sınırlı olmayan tüm Kürdistan'daki dinamikleri, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, bu konuda Türkiye'deki özellikle Kürt sorunun çözümünden yana olan ülkenin demokrasi ve barışından yana olan tüm kesimleri Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik de aynı zamanda önümüzdeki süreçte çok yoğun ve geniş kapsamlı mücadelemiz ve çalışmalarımız olacak. Elbette ki tecridin kaldırılması başta Kürt halkına ciddi anlamda toplumsal ve siyasal mücadele zemininde büyük sorumluluklar yüklerken tek başına bunun sorumluluğunu elbette Kürt halkına yüklenmemeli. Bu anlamıyla hem Kürdistan'daki tüm dinamiklerin ve Türkiye'deki toplumsal muhalefetin özellikle tecridin kırılmasına ilişkin güçlü bir şekilde birleşik ve ortak bir zeminde bu konuda itiraz geliştirmesi, ses yükseltmesi ve birlikte mücadele etme zeminlerini her zamankinden daha fazla ortaya çıkarması gerekiyor ve bu konuda bir irade ve tutum sahibi olması gerekiyor. Elbette ki uluslararası komplonun 25. yılına girerken bugünkü çağrımızda da vardır. Bu anlamıyla bu konuda en güçlü itirazımızı gerçekleştirmek bağlamında tüm Kürdistan halkını 9 Ekim'de AMED'e çağırıyoruz. Bu anlamıyla özellikle bu savaş ve şiddet denklemine artık dur diyen ülkede Kürdistan'da ve Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin ve bir arada barış içinde özgür bir birliktelik içerisinde yaşamanın imkan ve olanaklarını düşünen, isteyen, arzulayan herkesin aslında çağrımızdır. 9 Ekim'de bizlere güç ve destek olmalarını bekliyoruz. Sadece Kürdistan'da değil, önümüzdeki süreçte de hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da çok yönlü bir şekilde özellikle hem uluslararası komplonun yıl dönümü bağlamında da ve esas mesele olarak bu bağlamda tecridin kırılmasına yönelik ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü ortaya koyan ve Türkiye'deki temel meselelerin çözümü başta olmak üzere Kürt sorunun çözüm imkanını ve atmosferini ortaya çıkarmak bağlamında önümüzdeki süreçte çok güçlü bir mücadele dönemine girdiğimizi de ifade etmek isterim.